LGS'ye son 42 gün. Daha çok çalışabileceğimiz, daha çok net yapabileceğimiz ve daha çok yanlış yapsak bile bunların doğrularını öğrendiğimizde üzerine giderek bunları kapatabileceğimiz güzel bir gündeyiz. İnşallah bu 42 günü de her gün gibi güzel değerlendireceğiz ve en sonunda da hayallerimize kavuşacağız arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda Tolstoy diyor ki büyük bir Rus yazar, insan kendi değerini ancak çalışarak koruyabilir diyor. Gerçekten de her insanın değeri esasla çalışmasına gizli. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bile ilk emir oku. Dolayısıyla bizler de birer öğrenci olarak şu anda yapmamız gereken şey derslerimize çalışmak ve ardından da güzel sonuçları beklemek. Günün yorumuna baktığımızda Mihriban ağaç diyor ki... Hocam benim size dört sorum var diyor ama arkadaşlar üçünü almışlar bakalım. Normalde belirli bir konuyu çok iyi biliyorum. Örneğin bugün okulda deneme olduk ve cebirsel ifadeler konusu benim için cepte bir soru. Ama... Orada çıkan iki soru ne oldu bilmiyorum. Hatalı oldu. Bunu nasıl engelleyebilirim demiş. Şimdi arkadaşlar LGS'de veyahut da herhangi bir sınavda üniversite sınavları için geçerli bir konuyla alakalı diyelim ki A konusu olsun. Yani cebirsel ifadeler konusu olsun. Bu konuyla alakalı gelebilecek 10 tip soru vardır. Yani bu 100 de olabilir, 50 de olabilir ama ben 10 diyorum şimdi buna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tip soru. Şimdi siz konuyu ilk öğrendiğiniz zaman öğretmeniniz size konuyu öğretir hocanız. Siz bu birinci soru tipini görmüş olursunuz. Sonra LGS'de çıkmış soru tipine bakarsınız. Sonra bir tane çıkmış sorular haricinde Milliyetin Bakanlığı kazanımlarını çözersiniz. Sonra e, işte soru bankasından birkaç tane daha soru çözersiniz. Böylece o konunun o soru tipiyle alakalı işte 10 soru tipinin 5'ini görmüş olursunuz. Sonra denemeye girersiniz yanlış yaparsınız. Aa niye yanlış yaptım? Çünkü bu tar buradaki soru tiplerinden gelmiştir. Ama o soru tipini öğrenmiş olursunuz. Sonra denemeye girersin doğru yaparsın. Dersin ki aa doğru yaptım. Çünkü bu sefer buradaki soru tiplerinden gelmiştir. Sonra denemeye girersin yine doğru yaparsın. Yine buradaki soru tiplerinden gelmiştir. Yine buradaki soru tiplerinden. Hep buradaki soru tiplerinden geldiği için sen artık bu konuyu bitirdim zannedersin. Halbuki görmediğin hala dört farklı soru tipi vardır. Bir gün sınava girine bir bakarsın ki bunlardan geldiği için yanlış yapmışsın. Ama artık yanlış yaptın ama bundan sonra o iki soru tarzında gördüğün için eğer dikkate dayalı bir hata değilse... ...dikkatten dolayı hata yapmadıysan dersin ki Ha ben artık bu konuyu ama ihtimalim iyice kesinleşti. Niye? Çünkü 10 soru tipinin 8'inde gördüm. Mesela sözcükte anlam da kolay kolay soru kaçırmayız. Niye? çünkü Türk vatandaşı olduğumuz için akşama kadar Türkçe konuşuyoruz. Bütün soru tiplerini görüyoruz yani. Gerçek anlam, mecaz anlam her şeyi göre göre geziyoruz yani. İşte veyahut da cümlede anlam soruları hep görüyoruz. Bildiğimiz bir şey. Ama fende, İngilizce'de, matematikte bazen bir soruyu sürekli yanlış yaparız. Çünkü daha görmemiz gereken dokuz farklı soru tipi vardır. Daha bir tane soru tipi görmüşüzdür. İşte bu yüzden sınava kadar ne kadar çok soru çözüp, ne kadar çok yanlış yapıp, ne kadar çok o yanlışların doğrusunu öğrenirsek tüm soru tiplerini görmüş oluruz. Sınava girince de aa çalıştığım yerden geldi deriz. Bu işin özeti bu. Ama tabii yanlış yaptığımız soruyu da böyle dikkatsizlikten ya da yorgunluktan dolayı değil. Gerçekten yanlış yapmamız lazım. Çünkü bazen şöyle oluyor öğrenci. Ya ben bunu doğru yapardım normalde. Ya bir dakika Gerçekten doğru yaparsan yapsaydın kardeşim. Ama ya yorgundum hocam müzik açıktı işte falan filan. Hayır düzgünce yap. Sınavın anında nasıl davranacaksan ders çalışırken de test çözerken de hep o şekilde çalış diyoruz. İki soruları daha kısa sürede çözmenin bir taktiği var mı? Var tabii ki arkadaşlar. Bunun birinci taktiği öncelikle her bir soru için farklı farklı taktikler. var. nasıl söyleyeyim yani matematikte, Türkçede farklı. Mesela Türkçede öncelikle soru kökünden başlıyorsun. Göz gezdiriyorsun. Bir de size hızlanmak için şöyle bir taktik söyleyeyim. Gerçi sözel bölüm için böyle bir hızlanmaya ihtiyacınız yok ama hani zaten 75 dakika veriyorlar. Ama e, Bol soru çözen bir öğrenci esasında soruyu daha başlar başlamaz ne geleceğini bilir. Mesela ben inkılap tarihinde o kadar çok soru çözmüşüm ki soruların üstünü okumadan bile biliyorum. Yani ne soracaklarını biliyorum. Ya yani bu budur gene bunu soruyordur diyorum mesela. Mesela paragrafta bunu bilemiyorum. Paragrafta çünkü ne kadar çok paragraf çözsem de konusu başka olabilir. Ama inkılap tarihinde yani şurayı kapat belli ya burada bunu soruyor diyebiliyorsun. İşte sizler de soru çöze çöze artık zamanla paragrafı okur okumaz ya bu yine milli bağımsızı soracak. Bu yine işte ee, diyelim ki fende soracak. Ee, basit makinelerin zamandan veya kuvvetten kayıp verip vermediğini soracak gibi bir şeyleri hissedersiniz. İşte dolayısıyla aynı ilk sorudaki gibi ikinci soruda da taktiğimiz öncelikle belli taktiklerle soru çözmek ve bol soru çözüp daha fazla şeyle karşılaşmak arkadaşlar. Yani işin özeti en başta adamın söylediği. insan kendi yerini ancak çalışarak koruyabilir. Ne kadar çok çalışıp soru yaparsanız o kadar çok tecrübeniz artıyor ve yanlışlarınız da azalıyor. Süreniz de hızlanmaya başlıyor. LGS az kaldı. Hala 440 puan yapma şansımız var mı? Var. Neden? Çünkü 40 gün kaldı desek günde 200 soru çözseniz tabi ben yanlış yazdım. 8000 soru eder. 8000 soru ne demek biliyor musunuz? Böyle var ya LGS titrer titrer. Karşınıza böyle abi pardon pardon abi. Hepsini yapar geçersiniz inşallah. Yapabildiğiniz kadarıyla. Günü kaynağına baktığımızda doz denemeleri LGS'yi titretmek isteyen öğrencilerimiz için hazırlandı. Türkiye'de ilk defa Tonguç Akademi tarafından hazırlandı. Nedir? Tabii ki bu detaylı analizler, denemeler bunlar var. Bizde de zaten. Başka yayınlarda da var ama bu Türkiye'de sadece Tonguç'ta. Şimdi normalde dilegeze 90 soru çıkıyor biliyorsunuz. Biz dedik ki 90 soruluk denemeyi herkes bir anda çözemeyebiliyor. Ama 9 soruluk bir deneme olsa nasıl yani? 9 soruluk deneme nasıl olacak ki? E 20 Türkçe olacağına 2 Türkçe. 10 inkılap olacağına 1 inkılap. 20 matematik olacağına 2 matematik. 20 fen olacağına 2 fen olsun ama 9 soruluk bir deneme olsun. Sonra bu 9 soruluk denemede belli bir tecrübe elde ettikten sonra 18 soruluk denemeler. Yani bu sefer 2 Türkçe değil 4 Türkçe. Sonra 36'lık denemeler. Sonra 72'lik denemeler. Sonra 72'lik denemelerden sonra 90'lık denemelere geçsin. Yani dozajı yavaş yavaş artırsın ve bu şekilde de LGS'de başarıya ulaşsın istedik öğrencilerimiz ve gerçekten kademeli bir şekilde artıyor. Takıldığınız soruların çözümü kare kodlarda uzman hocalar tarafından tane tane izah ediliyor. Bu kitapta da amaç her ne kadar yavaş yavaş dozaj artırmak olsa da her bir denemenin her bir sorusu tam da Milletin Bakanlığı kazanımlarına ve LGS'de çıkabilecek soru tarzına birebir uyumlu oldu. Amacımız bu kitapla da yine soruları yakalamak. Geçen sene ondan önceki bir sene birçok sene birçok soru yakaladık. İnşallah bu sene de öğrencilerimizle beraber sınava girdiğimizde dejavu yaşayacağız. Yani aa bu soru benzeri çözmüştük diyeceğiz. İnşallah diyoruz arkadaşlar. Günün okuluna baktığımızda Konya Selçuklu Dolapoğlu Anadolu Lisesi tıp, diş hekimliği, mühendislik, hukuk ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum ama gerçekten bu kadar başarı da gerçekten fazla. Yani tebrik ediyoruz yani. Ve gördüğünüz gibi 417 puan da çalışma yapılabilecek bir puan. Demek ki istediğimiz liseye girdiğimizde ardından da istediğimiz üniversiteye girebiliriz. İstediğimiz üniversiteye girdiğimiz zaman da istediğimiz mesleği inşallah yapabiliriz. Dolayısıyla bir şeyler isteyeceğiz, gayret göstereceğiz ve gayretimizle en güzel çalışarak göstereceğiz. Sonrasında tabii ki tevekkül edeceğiz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kolay gelsin arkadaşlar.